Uzman Data'dan merhabalar, ben Emrecan. Bugün bu videoda sizlerle beraber yine bizim bildiğimiz gibi sizlere başlangıç aşamasındaki arkadaşlara örnek olması amaçlı stratejiler sunuyoruz. Bu stratejilerden bir başkasını göstermeye çalışacağım. Stratejide yaklaşık 8 tane, evet tam olarak 8 tane indikatör kullandık. Bu 8 indikatörü birleştirdik. Kademeli tek profitler var. Gördüğümüz üzere ekrandan ben de görüyorum. ATR yani stop loss'umuz var, takip eden stop loss. Hiç piramitleme kullanmadık. Şimdi isterseniz detaylarına gireceğim ama öncelikle bir tabii bu backtest'in nasıl bu stratejinin nasıl bir backtest sonucu olduğunu sizlere göstereyim. Öncelikle özelliklere giriyorum. 2024'ün başından bugüne kadar 7,5 aylık bir backtest yaptık. Yaklaşık 7,5 ayda 30 dakikalık grafiklerde, mumlarda, near Tether paritesinde, bu tabii Binance üzerindeki grafikte olacak. Near Tether paritesinde 233 tane işlem yapmış bu strateji. Ve 233 işlemin %75'i karlı. 1,8'lik bir kazanç katsayısı var. Net kazanç %147. Peki alt-tut oranımız kaç bakalım? %61. Yani şu anda eğer siz bu stratejiyi 7,5 aydır kullansaydınız %147 kazanacaktınız. Fakat hiç kullanmasaydınız, sadece Ocak'ta alsaydınız, 1 Ocak'ta bugün satmaya karar verseydiniz %61 kâr edecektiniz. Yani %80'lik bir, %85'lik bir daha mantıklı, daha kârlı bir işlem yapmış oluyorsunuz. Bunu göstermek istedim. Ortalama her işlem %4,5 kâr getiriyor. Bunları gösterdim. %75 kârlılığı gördük. Şimdi burada şu da çok önemli tabii. Aşağıdan hisse ve sermayeyi al ve tutu seçiyoruz. Alçalmayı kapatıyoruz. Şimdi burada mavi çizgi çoğunlukla altta olması gerekiyor. Yeşil çizginin altında. Bu sayede hep karlı stratejiler üretebiliyoruz kısacası. Gördüğünüz gibi yeşil çizgi günün sonunda da en başlarda birlikte başlıyorlar. Ardından yeşil onu geçiyor. Arada bir mavi geçiyor. Fakat günün sonunda yeşil düzenli bir yükselişte. Şuradaki özellikle sağlam düşüşü görüyorsunuz al ve tut oranındaki. Fakat burada yeşil düzenli olarak ilerlemiş. Artı da kısacası. Evet, bu da güzel bir şey açıkçası. Bunların hepsi kademeli tek profitten geliyor muhtemelen. Hemen isterseniz içeriye girelim. Ultimate stratejiyi kullanıyoruz. Ultimate stratejiyi siz de ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten 7 gün boyunca deneyebilirsiniz. Göstergelere giriyoruz. Yalnızca davet kısmına geliyor zaten. Aşağıdaki linkten kaydınızı yaptıktan sonra. Bu arada bu stratejide örnek stratejiler Excel'in içerisine yerleştireceğiz. Eğitim panelinden o Excel'e de erişebilirsiniz. Ayarlara giriyorum. Şimdi öncelikle özellikler kısmında, ultimate strateji özellikler kısmında hiçbir şey değiştirmeye gerek yok. Yakın çubukta seçili olması lazım. En önemlisi o. Ve ardından aşağı indiğimizde girdilere giriyorum. Şimdi bakın öncelikle al sinyallerini sırayla söyleyeyim ben sizlere. RSI Moving Average'den büyük olacak. 14 Moving Average'den. Bildiğiniz gibi RSI'nin Moving Average grafiği de var. RSI Moving Average'i büyük seçiyoruz. İniyorum aşağıya. Al sinyallerini söyleyeceğim. İçimoku bulutunda Senkospan A büyüktür Senkospan B çizgisinden olacak. İkinci sinyal. İniyorum aşağıya. Başka bir al sinyalimiz var mı bakalım. Evet. Evet, şu anda başka bir al sinyalimizin olmadığını görüyoruz. Toplamda iki tane al sinyalimiz var. Bakalım kaç tane sat sinyalimiz var. Onu inceleyelim. Evet, ilk sat sinyalimiz lineer regresyon kanalında fiyat üst çizgide olacak. Yani üst büyük midline'den büyük olacak lineer regresyon kanalında. İlk sat sinyalimiz buydu. Birinci sat sinyalimiz. İkinci sat sinyali momentum moving average'dan yani V2'den V2 moving average'i var biliyorsunuz Kıvanç Özbek için hazırladığı. Orada sat sinyali gelecek. İniyorum aşağıya. İkinci sinyali aldık. Üçe bakıyoruz. Evet. Bu VIX indikatöründe bildiğiniz gibi şu long exit gri çizgide olacak. Yani griyi işaret edecek bu indikatörde. Griyi bildiğiniz gibi sat sinyalini veriyordu. Tam olarak yeşil ise al sinyalini veriyordu. Buradan griyi seçmesini istiyoruz. Gri olmasını istiyoruz. Kaufman Moving Average kırmızı olacak. Ve gördüğünüz gibi Fisher Transform'da da aynı şekilde sat sinyali verecek. Line Condition gelecek yani kısacası. Ardından Auto Fibonacci Retracement'tan Fibonacci'nin değeri 618'in altında olacak. Hemen bakıyorum aşağıya daha farklı sat sinyalimiz var mı? Evet, başka bir sat sinyalimiz yok. Muhtemelen 6 tane de sat sinyali saydım sizlere. Hemen iniyorum. Burada tabii kademeli take profit kurduk. Seviyeler 6, 7, 9, 10. %6, %7, %9, %10 olacak. Ve %25'ini satacak. En sonunda da tamamını satmış olacak. %6 yükseldiğinde %25'i satsın. %7 yükseldiğinde yine %25'ini satsın gibi gidiyor kademeli take profitler.
Ve son olarak da ATR Trailing Stop'ı açtık. 7 multiplier kullandık. Çok önemli. ATR'de 7 multiplier kullandık. Ve bu kadar. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu strateji sayesinde şu anda gördüğünüz gibi son 7,5 ayda %147 kazandırmış. Gayet güzel. Ben de beğendim açıkçası. Bu yüzden de yerleştirdik. Bunu daha da geliştirebilirsiniz. Farklı riskler aldırarak farklı seviyelere çekebilirsiniz kazançlarını. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Ve bunun gibi birçok videoda paylaşmaya çalışıyoruz YouTube kanalımızda. Bir sonraki bu şekilde videomuzda görüşmek üzere diyelim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Aynı şekilde YouTube'da ve TradingView'da uzman data yazarak bizlere abone olursanız, takip ederseniz çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Bunun dışında eğer aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda da yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Bir sonraki bu şekilde trading videosunda görüşmek üzere. Başarılı trade'ler.